5a artı 1 eşittir 0 olduğuna göre 4a kare artı 1 bölü a karenin sonucunu istiyor benden. Şimdi bakıyorum, bölülü bir şeyler var. Demek ki ben şuradaki denklemi bir şeye bölmem lazım. A'ya böldüğümü düşünelim. A kare bölü a, tek tek bütün terimleri a'ya bölüyorum. Eksi 5a bölü a artı 1 bölü a eşittir 0 bölü a geldi mi? Şimdi a kare ile a birbirini götürdü. Burada ne kaldı? Sadece a kaldı. Yani 2a. Eksi diyorum, a ile a birbirini götürdü. 5 kaldı. Artı 1 bölü a, 0'ın bir sayıya bölümü, yine ne olacak? 0. Şimdi eksi 5'i ben karşı tarafa atayım. 2a artı 1 bölü a eşittir 5 geldi mi? Şimdi şuradaki denklemime bakıyorum. Kareli bir ifade var. Demek ki ben bunun her tarafın karesini alırsam bunu elde edebilirim. Geldim. Nasıl karesini alıyorduk? Birincinin karesi, yani 4a kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı diyorum. Birinci 2a, ikincine 1 bölü a artı ikincinin karesi, yani 1 bölü a kare. Neye eşitmiş? 25. Şimdi 4a kare, düzenliyorum ifademi. Buradaki a'lar birbirini götürdü. Buradan ne geldi? Artı 4 artı 1 bölü a kare eşittir 25 mi geldi? Şimdi bakıyorum buradaki ifademe, 4a kare artı 1 bölü a kareyi istiyor benden. Şuradaki 4'ü o zaman bu tarafa atıyorum. 4a kare artı 1 bölü a kare 25 artı, buraya nasıl geçti? Eksi olarak geçti, eksi 4. Yani 25'ten de 4 çıktı. Cevabım ne geldi? 21. İstediğim terimi buldum. Sonucu da neymiş o zaman? 21. Şimdi genellikle sınavlarda çok karşılaşırsınız. Sadeleşmiş halini soruyor. Şimdi bakıyorum, x kare eksi x var. Demek ki bunlar ortak olan sayılarım var. Neler bunlar? X. X ortak parantezinde. X'i burada. X kare olması için buraya ne kalıyor? Bir tane x'in kalıyor. Eksi x'i zaten burada 1 kalıyor. Bölü diyorum. X artı 2 dedim. Geldim. Bölü. Şimdilik çevirmeyeyim. Çarpanları ayırayım. X kare eksi 3x artı 2. Nasıl ayırıyorum? X'e x diyorum. 2'nin çarpanları zaten ne? 2'ye 1. Çarpımları 2'yi verecekti. Toplamları da bana neyi verecekti? Eksi 3'ü. O zaman bunların eksi olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman çarpanları ayrılmış hali ne bu ifadenin? X eksi 2'ye x eksi 1. Bölü diyorum. Burada ne var? 2 kare farkım var. 4 neyin karesi? 2'nin karesi. Tabanım ne? X. Tabanım ne? 2. Nasıl alıyorduk? Bir x eksi 2 alıyordum. Bir de x artı 2 alıyordum. Şimdi tekrar ifade yazıyorum. X çarpı x eksi 1 bölü x artı 2. Bölmede ne yapıyordum? Ters çevirip çarpıyordum. Çarpı dedim. Ters çeviriyorum. X eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2 çarpı x eksi 1. X eksi 2'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. X eksi 1'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. Niye? Hepsi çünkü 1 çarpım 1 bölüm durumunda. Bunlar bir x artı 2'ler de birbirini götürdü mü? Götürdü. Sadece ne kaldı? X. Demek ki benim en sade halim bu ifadenin neymiş? X. Şimdi ne diyor? 4 kız ve 5 erkek öğrenci düz bir sıra boyunca kızlar yan yana olmak şartı ile kaç farklı şekilde sıralanır diyor. Şimdi yan yana sorularında yan yana istenilen ifadeyi ne yapacağım? Bir tane olarak düşünce. Kızlar yan yana. O zaman kızları, 4 tane kızım var, 5 tane de erkek var. Bu 4 kızı ben bir kişi olarak düşünüyorum. E o zaman kaç kişi yaptı toplam? 6 kişi. Bu 6 kişi kaç farklı şekilde sıralanır? 6 faktöriyel. E peki kızlar da kendi arasında yer değiştirebilir mi? Değiştirebilir. 4 tane kız var. 4 tane kız da kaç farklı şekilde yer değiştirir? 4 faktöriyel
şeklinde yer değiştirebilir. Cevabın ne gelecek? 6 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Evet, devam ediyorum. Dördüncü soruya geldik. Tekrarlı permütasyon sorusu. Diyor ki sayısındaki rakamların yerleri değiştirerek birbirinden farklı 7 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir? Tekrarlı permütasyonda biz ne yapıyorduk? Kaç sayım var? 7. 7 faktöriyel bölü tekrar edenler. 1, 2, 3, 4. 4 tane 1 tekrar etmiş 4 faktöriyel. Çarpı. Başka tekrar eden ne var? 4'ler var. Kaç tane? 2 tane. O zaman 2 faktöriyel diyorum. Hadi bunu çözümleyelim. 7 faktöriyeli 4 faktöriyele kadar açabiliriz. 7 çarpı, 6 çarpı, 5 çarpı, 4 faktöriyel diyorum. Bölü 4 faktöriyel. 2 faktöriyel zaten 2 çarpı 1'den 2. Bunlar ne yaptı? 4 faktöriyeller birbirini götürdü. 2 ile de ne yapalım? 6'yı sadeleştirelim. 3 yaptı. 3 ile de 7'yi çarptım. 21. 21 çarpı 5'ten cevabım ne gelecek? 105 gelecek. Demek ki kaç farklı doğal sayı yazılabilirmiş? 105 tane farklı doğal sayı yazılabilir. Evet, devam edelim. Bir sonraki sorumuz kombinasyonla ilgili. 4'ün ikili kombinasyonu. Bunu nasıl yapıyorum? 4'ü 2 kere açıyorum. 4 çarpı 3. 2 kere açtım bakın. Bölü 2 faktöriyel dedim. Yani o zaman 2 faktöriyelim zaten 2 değil miydi? 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2, 2 ile 3'ü çarptım. Kaç geldi? 6. Demek ki burası 6'ymış. 4'ün üçlüsü. Bakın kısa bir şey söyleyeyim. 4'ün üçlü kombinasyonu 4'e eşittir. Yani üstteki alttakinden bir eksikse direkt üstteki sayıyı eşit. Yani direkt 4. 5'in 4'lü kombinasyonu o zaman 5'e eşit. 6'nın 5'li kombinasyonu kaça eşittir? 6'ya eşittir. Yani bunları topladığımda kaç yapıyor? Bakalım. Şurası kaç yaptı? 10. 15. 6 daha 21 mi yaptı? 21. Şıklardan bakacağız. 21 olanın. Şimdi 6'nın üçlü kombinasyonu. Bakalım. 6 çarpı 6'yı 3 kere açıyorum. 5 çarpı 4. Bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyeli de 3 çarpı 2 çarpı 1 diye yazabiliriz. 6 oldu bu. Gitti 20 geldi. Bu değilmiş A şıkkı. Bir de size şunu söyleyeceğim. 7'nin İkilisiyle 7'nin 5'li kombinasyonu birbirine eşittir. Bakın bunları topladığında 7'yi verecek. Veriyor. Demek ki bunlar birbirine eşitmiş. E şıkkına bakalım. 7'nin 5'li kombinasyonunu açmaktansa 7'nin ikili kombinasyonunu açmak daha kolay. Uzun uzun 7'yi 5 kere açacaksınız. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı. Onun yerine 7'yi 2 kere açın daha kolay. 7 çarpı 6 bölü 7'yi 2 kere açtım bölü 2 faktöriyel. O da 2 eşit. Sadeleştirdim. 3, 7 ile 3'ü çarptım 21. Demek ki cevabın ne geldi? Bakın Edirne gelmiş oldu. Tek tek şıklardan ne yapacaksınız? Deneyeceksiniz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Karmaşık sayıları veriliyor. Z1 eşit Z2 ise N kaçtır diyor. Şimdi ilk başta bunları bir düzenleyelim isterseniz. Z1'e eşittir M artı 2. Şimdi kökün içi hiçbir zaman eksi olamazdı. Gerçek sayılarda, gerçek sayılarda. Ama karmaşık sayılarda bunun bir eşiti var. Nasıl yapıyorduk? Eksi ise normalde 49 nasıl çıkıyor? 7 diye çıkıyor.
7 diye çıkardım. Eksi 1 değil mi bu? Eksi 1'i de ben ne demiştim? İyi olarak çıkarıyorum. Yani o zaman eğer ki kökün içi eksili bir sayıysa eksiyi iyi olarak çıkarıyorsunuz. Yanındaki sayıyı nasıl çıkıyorsa öyle çıkarıyorsunuz. O zaman kök içinde eksi 49 ne oluyormuş? 7i'ye eşitmiş. Yazıyorum artı 7i. Z2 karmaşık sayın neymiş? 6 artı. Şu 3'ü de içine dağıtalım. 3m artı 3n i. Geldim. Şimdi iki karmaşık sayı birbirine eşit vermiş. İki karmaşık sayı birbirine eşitse ne demiştik? Reel kısımlarıyla imajiner kısımları neydi? Birbirine eşitti. Reel kısmı ne? M artı 2 Z1'i. Z2'nin reel kısmı ne? 6. Bunlar neymiş? Birbirine eşit. 2'yi karşıya attım. Eksi olarak geçti. M eşittir. 6'dan 2 çıktı. 4. M kaçmış? 4'müş. Geldim şimdi. İmajiner kısımları da neydi? Birbirine eşitti. İki karmaşık sayı birbirine eşit olduğu için. Bunun imajiner kısmı ne? 7. Buradaki karmaşık sayımın imajiner kısmı ne? 3M artı 3N. Değil mi? Şimdi M'yi ben bulmuştum 4 diye. Yerine yazıyorum. 7 eşittir. 3 çarpı 4 artı 3N. 7 eşittir. Ne yaptım? 3 ile 4'ü çarptım. 12 artı 3N geldi mi? Bunu karşıya attım. Evet, şimdi ne yapacağım? 12'yi karşıya atıyorum. Ne olarak geçti? 7 eksi 12 eşittir 3N mi? 7 eksi 12'den ne gelecek? Eksi 5 eşittir 3N. Her tarafı kaça bölüyorum? 3'e böldüm. Burada üçlerin birbirine götürdü. Ne eşittir ne geldi? Eksi 5 bölü 3. Zaten bana neyi soruyordu? Neyi soruyordu? N neymiş o zaman? Eksi 5 bölü 3. Şimdi diğer sorumuza geçelim. X kare artı 2x eksi 5 eşittir 0 denklemi veriliyor. X1 artı 1 çarpı x2 artı 1. Bunun sonucunu soruyor. Şimdi öncelikle biz şunları dağıtmıyor muyuz? Dağıtıyoruz. Sonra bunları da dağıttım. Geldim çarpıyorum şimdi. X1 ile x2'yi çarptım. X1 çarpı x2. X1 ile 1'i çarptım. Artı x1. Burası bitti. 1'e geldim. 1 ile x2'yi çarptım. Artı x2. 1 ile de 1'i çarptım. Artı 1. Şimdi buraya bakıyorum. Bir kökler çarpımım var. Bir de kökler toplamım var değil mi? Şurada hatırlatalım. Kökler toplamım neye eşitti? X1 artı X2. Eksi B bölü A'ydı. Kökler çarpımım neydi? X1 çarpı X2 eşittir. C bölü A'ydı. Şimdi geldim. O zaman şurada hemen A'yı, B'yi, C'yi belirleyelim. A dediğim sayı neydi? X karenin önündeki katsayı. O da kaç? 1. B dediğim sayı ne? X'in önündeki katsayı. Yani artı 2. C dediğim sayın sabit terimimdi. Yani eksi 5. Bunları belirledim mi? Şimdi x1 çarpı x2 diyor. C bölü A. Yani eksi 5 bölü 1 mi? Artı diyorum. Bu da ne? Kökler toplamı. Kökler toplamı ne? Eksi B bölü A. Yani eksi 2 bölü 1. Artı 1 mi geldi? Zaten 1'in bir etkisi yok. Direkt eksi 5 artı ile eksinin çarpımı ne geldi? Eksi 2 artı 1 diyorum. Eksi 5 eksi 2'den eksi 7 artı 1 mi oldu? Eksi 7 artı 1 neye eşit? Eksi 6. Demek ki bu çarpımın sonucu neymiş? Eksi 6. Devam edelim. 9. sorum bir fonksiyon sorusu. Diyor ki bir fonksiyon verilmiş f1'in eksi 2 olduğunu söylüyor. M kaçtır diyor. Şimdi fonksiyonlarda f1 ne demek? F fonksiyonunda x gördüğün yere 1 yaz demek değil mi bu? 1 yaz, 1 yazdığında cevabı neye eşitmiş? Eksi 2'ye. Ama bakın burada
başında başka sayılarda olduğu için ben içleri birbirine eşitleyeceğim. Yani buranın 1 olmasını isteyeceğim. Eğer ki burası direkt x olsaydı, direkt x gördüğüm yere ne yazabilirdim? 1 yazabilirdim. 2x eksi 1'i 1'e eşitliyorum. Bunu karşı tarafa attım. 2x eşittir 2, x eşittir 1. Yani yine x gördüğüm yere 1 yazarsam f1'i elde ediyorum. Ama bu tesadüf geldi, tamam mı? Sakın demeyin, burası 1 olduğu için direkt 1 yazdım değil bu. Tamam? Evet, devam ediyorum. X gördüğüm yere 1 yazdığımda burası ne geliyormuş? F1 geliyormuş. Eşittir. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. N çarpı 1'in karesi artı 3 çarpı 1. F1'in neye eşit bakın? Eksi 2 eşit. Eksi 2 eşittir. M artı 3 geldi mi buradan? 3'ü karşı tarafa attım. Ne geldi? Artı 3 karşı tarafa eksi 3 olarak geçti. Yani eksi 2 eksi 3 eşittir M mi? O zaman M buradan kaç gelmiş oldu? Eksi 5 gelmiş oldu. Bu kadar. Bakın şimdi şunu da söyleyeyim de örnek olarak. Burası F 2x artı kaç olsun? Artı demeyelim. Aynısı olsun. 1. Şurası f1 değil de 3 olsun diyelim. Bakın. 3 olsun. f3'ün eksi 2 olduğunu varsayalım. Şimdi x'in dışında başka sayılarda olduğu için ne yapacağım? İçleri birbirine eşitleyeceğim. 2, 3 eşit diyorum. Bunu karşı tarafa attım. 2x eşittir. Kaç geldi? 4. X buradan bakın kaç geldi? 2. Yani x gördüğüm yere 2 yazdığımda 3 elde ederim. Ama x gördüğüm yere direkt 3 yazarsam 5 gelir. İstediğim değer gelmez. O yüzden içleri x dışında başka sayılar da varsa içleri birbirine eşitliyorsunuz. Ona göre x yerine ne yazacaksınız onu buluyorsunuz. Umarım anlaşılmıştır. Evet, 10. soruya geldik. Diyor ki sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon ne demek? X'li terim olmayacak. Bunu söylüyor sabit fonksiyon. X'li terim olmayacak. Yani X gördüğünüz yere siz ne yazarsanız yazın yine sabit bir sayıya gidecek. Sadece sayınız olacak. X'li terimim olmayacağına göre burayı yok etmek için A kaç gelir? Direkt 0 olmaz mı? Yok etmek istiyorsam 0 olması lazım katsayısı. B artı 2 çarpı X var değil mi burada? Bu X'i yok etmek için katsayısı ne olmak zorunda? 0. B artı 2'yi 0 eşitledim. B buradan ne geldi? Eksi 2 geldi. Bakın yerini yazalım. Fx fonksiyonumu yazıyorum şimdi. A yerine 0 yazdığında 0 geldi. B yerine eksi 2 yazdığında 0'landı. A yerine 0 yazdım. B yerine eksi 2 yazdım. Fx fonksiyonun ne eşit geldi? Eksi 2'ye. Demek ki sabit fonksiyonum neymiş benim? Eksi 2'ymiş. X gördüğünüz yere ne yazarsınız yazın. Yine ne gelecek cevabınız? Eksi 2 gelecek. Fa. Yani x gördüğün yere a yazıyor. A nedir? 0'dır. A sayısı. F 0 neye eşit? Direkt yine eksi 2'ye. F b. B neydi? Eksi 2'ydi. E zaten x olmadığı için yine direkt neye eşit olacak? Eksi 2 eşit olacak. Bunların çarpımı soruyor. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptın. Cevabın ne geldi? 4 geldi. İsterse f 1 milyonu sorsun. 100 milyonu sorsun. Yine cevabım ne gelecek? Sabit fonksiyon olduğu için eksi 2 gelecek. Başarılar diliyorum sınavınızda. Görüşmek üzere. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sadece yazılı soruları yok.
kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın, çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olursunuz. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.